Arkadaşlar merhabalar. Delaware Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım. Kolay program geldi bana. Bakın nasıl sonuç alacağız. Çok direk atları var. Bende favori çıkan atları var. Beklentim yüksek bu yarış programında. Pazartesi bugün. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Temennim güzel bir hafta birlikte geçirmek yönünde olur. Birinci koşum Maiden Dişi 4 nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Kazanır da kazanması gerekir. Eksik koşarsa 1-6 sıralama böyle gidiyor arkadaşlar. 2'de handikap puanı yok. AGP çıkarsa değerlendirin derim. İkinci koşumu edin. Dişi. 6 grubun 35 handikapıyla en kaliteli atı durumunda. Berbat atlar içerisinde. Kazanması gerekir. 6. Bu at eksik koşar ise şayet kapatmanızı öneririm. Herhangi bir at gelebilir. 6. Normalde kazanır da tersliği 51,5 kilo. Yani üzerinde büyük bir ihtimal apranti var. Tersliği bu. Çıkmak istemeyebiliyorlar. O yüzden de ya 6'yı tek kullanın misli kuponlara ya da kapatın. En güzeli bu. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Burada da 9 tek olabilecek bir safkan. Bakın grubun en kaliteli atı kazanç bölgesi formda safkan. Hani başına bir iş gelmezse dediğim safkanlardan bu. Kazanır da tek olabilir. Kazancı yüksek atlar 13, 10 ve 3 nolu safkanlar. Sürprizini 6, 1, 8 bunlardan biri yapar. Eğer sürpriz olacaksa bu yarışta. Genelde bu yola giderler çünkü. 1 gibi grubun en kaliteli atı 8 gibi atlardan sürpriz gelir. Ama normal bitecekse de 9'un yarışı kazanması gerekir. Direkt favori. Hatta direkt tek önerdiğim safkan oldu. Dördüncü koşu. Maiden opsiyonel. Gene Maiden satış koşusu. 7 nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Yarış görme avantajı kazancı. Herpisi yerinde. En kaliteli atlarından biri diyeyim. 4 ve 2'ye göre tecrübeli safkan durumunda kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Eksik koşarsa 4-2-3 diye giden sıralamam var. Burada hani 6 nolu safkan dahi gelir. Grubun en zayıf atı. Dün geldi bir tane böyle bir at. En sevmediğim attır böyle atlar. Yani en düşük handikaplı attan bir tane. Kalite puanı yüksek veren attan bir tane. Sürpriz tabii bunlar. Getirerek sistemi böyle çalıştırıyorlar. Ki de daha önce anlattım bunları size. Normali 7'nin kazanması gerektiğini tekrardan söylemiş olayım. Beşinci koşu şartlı dişi. Burada da 4 direkt olarak kazanır da son yarışını kazanmış. Hani tek olabilecek bir safkan. 4 nolu safkan. Tablomda çıkan böyle atları sizlere devamlı önerdim. Eksik koşarsa 4'ün yerine 7 geçer. O da grubun en kaliteli atlarından biri kalmış. Para kazanmaya ihtiyacı var. Yerine 7 geçer. Diğer atlar artık. Bunlardan sonra diğer atlar herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmaz. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. TCK'dan programı çektiğimde 3 nolu safkan burada koşmaz çıktı. Gene kontrol edebilirsiniz. Bir kere beni yanılttı TCK. Çıkan atı çıkmış gösterdi. Baktım at yarıştaydı. Yaptı bunu TCK. O yüzden dikkat edin. Çıkan atları tekrar size kontrol edin. Geri yarışa gidiyorlar. 6. koşu şartlı dişi. 3 nolu safkan net kazanır da 6 yaşında yaş avantajı. Son yarışı ikinci, grubun en kaliteli atı koşarsa kazanır. Eksik koşarsa 10 dahil 10, 11, 4 ve diğer atlar yani artık tablodan diğer atların yazımını size bırakırım. Bu da tek olabilecek bir safkan, 3 nolu safkan. Hani misliğe gitmiş durumda. Tabloma göre yarışta neler olur neler olmaz orasını bilemiyoruz. 7. koşu ekürlerden 9 yarıştan çıkmış ki gene olsa dahi 3'ü tek önerecektim. 3 tek başına kaldı. Kazanma ihtimali en yüksek safkan kazanırdı. Kazancı yüksek olduğu için. Grubun en kaliteli atlarından biri. Tek olabilir. Rakip arayan arkadaşlara da ekürlerden kalan ekürü 1, 8, 2 gibi safkanların sürpriz potansiyeli taşıdığını gördüğümü söyleyebilirim. Ve diğer atlar yakınlar birbirlerine 57-60 bandında. Bunlardan da herhangi birinin gelmesi şaşırtmaz. Normali kazanması gereken atın 3 nolu safkan olduğunu tekrarlamış olayım. Delaware bakalım ne çevirecekler.
Bugün ben de böyle çıktı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.